ABD'de başını bağımsız Vermont senatörü Bernie Sanders'ın çektiği 8 senatörden oluşan grup, Başkan Joe Biden'a mektup göndererek İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurması çağrısı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye yapılan insani yardımların olmasını istedikleri düzeyde gerçekleşmediğini, daha fazla insani yardım gönderilmesini istediklerini bildirdi. Fransa Dışişleri Bakanı Stéphane Séjourné, İsrail'in saldırılarına maruz kalan Gazze'deki insani durumu feci olarak nitelendirdi. ABD'de devam eden ön seçim sürecinde Demokrat Parti'de Joe Biden, Cumhuriyetçi Parti'de ise Donald Trump, partilerinin başkan adayı olabilmek için gerekli delege sayısına ulaştı ve 2020 seçimlerinin rövanşı için ringe çıkmaya bir adım daha yaklaştı. İsrail, 5 aydır aralıksız saldırıları ve kuşatması nedeniyle ağır yıkım ve kıtlığın yaşandığı Gazze şeridinin kuzeyine Birleşmiş Milletler koordinasyonuyla pilot proje olarak 6 tır insani yardım gönderildiğini duyurdu. İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Zeytun Mahallesi'nde roket atar taşıdığı iddiasıyla drone'la hedef alarak öldürdüğü Filistinlinin aslında bisiklet taşıdığını kabul etti. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashat ile işgalci olarak nitelendirdiği İsrail'in ev sahibi Filistin'den daha fazla hakka sahip olamayacağını söyledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile arasındaki gerilim devam ederken, İsrail'in kendini savunma hakkını desteklediğinizi söyleyip, İsrail bu hakkını kullandığında ona karşı çıkamazsınız, dedi. ABD Savunma Bakanlığı, İsrail'in ablukası altında Gazze'ye açlıkla mücadele eden Filistinli sivillerin gıdaya erişimini kolaylaştırmak için seyyar liman görevi görecek 4 geminin yola çıkarıldığını belirtti. Ürdün'ün başkenti Amman'da yüzlerce kişi Gazze şeridine ve Filistinlilere destek için İsrail'in Amman Büyükelçiliği yakınında gösteri düzenledi.